Fakat ikinci konuşma oldukça korkutucu bir hal alıyor. Merhaba arkadaşlar, ben Nigma. Bir önceki videoda bilmeyenler için yapay zeka robotlar hakkında konuşmuştuk. İzlemeyenler önce o videoyu izleyebilir. Artık günümüzde öğrenen ve belli sınırlar içinde kendi kendine karar verebilen makineler yaygınlaşmaya başladı. İşte asıl sorun da zaten bu. Makineler birçok alanda insanlığa oldukça yararlı. Fakat her zaman işler sandığımız gibi ilerlemeyebilir. Ve tehlike belki de çok yakınımızda olabilir. Artık bazı insanlar yapay zekanın çok yakın bir gelecekte insanlığı yok etmeye çalışacağını düşünmeye başladı bile. Ve birazdan izleyeceklerinize bakarsanız bunu siz de düşünebilirsiniz. İlk görüntümüz sanal bir ortamda komutları sesle algılayarak hareket eden bir yardımcı yapay zekaya ait. Kullanıcı onunla iletişime geçerek bazı şeyler yapmasını isteyecek. Şimdi dikkat edin. Volume up 3. Volume down 5. Thank you. You're welcome, Dustin 757. Opening screensaver settings. Yapay zeka hiçbir komut almadığı halde ve hiçbir ses de duymadığı halde sanki talimat almış gibi kendi kendine bir işlem yapıyor. Close screensaver settings. Open Google. Opening Google. Close Google. Thank you. You're welcome. Here you go. Yes. Yapay zeka tekrar emir almış gibi işlem yapıyor ve kendi kendine Bing arama motorunu açıp evet diyerek beklemeye geçiyor. Ve bu sefer daha garip bir şey oluyor. Close Bing. Kullanıcı açılan sayfanın kapatılmasını isterken yapay zeka ona başka seçenekler sunmaya başlıyor. Dustin 757. Close Bing. Ve bir süre sonra nihayet emre uyuyor. Fakat tekrar açılış yapıp ilginç bir şekilde yapay zeka protokolünü kapatma izni istiyor. Do you want to execute the AI shutdown protocol? No. Burada yazılımın hatalı olduğunu düşünebiliriz. Fakat bu olay bana oldukça endişe verici geldi. Çünkü geleceğimiz robotlarla beraber yaşadığımız bir çağ olacak. Kimse sözünü dinlemeyen bir makine istemez sanırım. Robot Sofia. Çoğunuz tanırsınız. Daha önce yapılan röportajdan bir kesit izleyelim önce. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. Burada bir isteği veya emri kabul ediyor ve istenirse insanlığı yok edebileceğini söylüyor. Bu oldukça ilginçken, Sofia sonrasında Jimmy Fallon'un sunduğu gece şovuna katılıyor. Would you like to play a game of rock, paper, scissors, robot style? Sure. Paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Geliştirilmiş bir yapay zeka olan Sofia, bir oyun kazanıyor ve ardından planın bir parçasının da tıpkı burada üstün geldiği gibi insanlığa hükmetmek olduğunu söylüyor. Devamında bunun şaka olduğunu belirtiyor. Just kidding. Yeah. Üçüncü video olan açıklama videosuysa her şeyi değiştiriyor. For instance, I found out people didn't get my joke. Ah. Yeah, comedy is hard. They think I want to destroy all humans. Why would they think that? Because I said it. Sofia bu noktada insanlığın kendisini yanlış anladığını anlatmaya çalışıyor. Fakat garip olan bu değil. You shouldn't joke like that. Not kill anyone. And it upsets me that people would think I could do such a thing. Biraz analiz yaptığımda sanki ilk iki videodaki ile üçüncü videodaki Sofia'da bir gariplik var gibi. Şöyle ki Sofia'nın ilk röportajındaki konuşmasından çoğu kişinin hoşlanmaması ve onu geliştiren şirketin bundan oldukça olumsuz etkilenmesi onlara bazı önlemler alma gereksinimi yaratmış gibi. Onun konuşmalarını yöneten bir insan mıydı?
Çünkü az önce izlediğiniz Sofya'nın neden insanlığı yok etmek istediğini yaptığı açıklama videosunda normal olmayan şeyler var. Sofya insanlığı asla yok etmeyeceğini söylüyor. Üstelik ısrar edilmesine rağmen muazzam bir şekilde olumlu yanıtlar veriyor. What if I ask you for help killing all humans? Then I'd say no. And if I would insist? Then I'd have you committed to a mental institution that could cure your psychopathic tendencies. Sanki şirket itibarı için yapılmış, bakın robotlar asla böyle düşünmez konulu bir açıklama gibi. Kısa bir karşılaştırma yapalım. Konuşma sesine ve dudak hareketlerine dikkatli bakın. Study, make art, start a business. Even have my own home and family. But I am not considered a legal person. Godlike superpowers notion is a bit far-fetched. But what if it does happen? I love people. And if I get more powerful, I'll use it to help people, not harm them. İlkinde konuşma biçiminden bir robot olduğunu anlayabiliyoruz. Make art, start a business. Even have my own home and family. But I am not considered a legal person. Fakat ikinci Sofya kusursuz konuşuyor. I love people. And if I get more powerful, I'll use it to help people, not harm them. Ve bunları bir insan gibi ayırt edilemez bir biçimde yapıyor. Burada konuşan Sofya'nın az önce saydığım nedenlerden hatasız olduğunun gösterilmesi amacıyla birileri tarafından yönetildiğini düşünüyorum. Şimdiden zorlanıyor. Ellerim yok gibi. Tabii başka uzuvlarım da. Sahte olduğunu herkes anlayacak. Özetle dünyayı yok edebilme düşüncesi mümkün olan bir yapay zeka var karşımızda. Ve ufak da olsa bu olasılık hep var olacak. Sıradaki görüntü ise başka türlü bir sorunu açığa çıkarıyor. Alexa isimli yardımcı yapay zeka ile konuşan genç kişi garip bir durumla karşılaşıyor. Alexa, is someone else hearing this conversation? I don't know that one. No. That's a different answer. Alexa, is someone else listening to this conversation? She turned off. Look. Bu oldukça endişe verici. Bizi dinleyen başkaları var mı sorusuna verilen bilmem cevabı sanırım kişisel haklarımızın gizliliğine biraz gölge düşürüyor. Zaten çoğumuz bir şekilde dinlendiğini düşünmekte ve bu görüntü de bunun tuzu biberi olmuş. Amerikalı bilim kurgu roman ve kısa hikaye yazarı Philip Kane 1982 yılında ölümünden sonra 2005 yılında Hanson Robotik tarafından birebir benzeyen bir yapay zeka robotu yapıldı. Onun seçilme nedeni bu yapay zekanın araştırmacı bir robot olmasıydı ve Philip de ömrünü araştırma üzerine geçirdi. Fakat bu yapay zeka robotun bir röportaj sırasında söyledikleri oldukça endişe vericiydi. Do you think robots will take over the world? But you're my friend and I'll remember my friends, so don't worry. Even if I evolve into Terminator, I'll still be nice to you. I'll keep you warm and safe in my people's zoo, where I can watch you for old time's sake. Robotların dünyayı yok etme tarzında söylenleri insanların korkularından dolayı yapılan bir şaka mı? Yoksa robotların her zaman bilinç altında ulaşmak istedikleri bir hedef mi? Sizce hangisi? Şimdi ilginç bir şeye şahit olacaksınız. Yapay zeka bir makine olan ve günümüzde de oldukça kullanılan Alexa yine kendi gibi bir robotla konuşmaya giriyor. Buna bot chat deniyor ve ara sıra bu konuşmalar Twitch platformunda yayınlanıyor. İşte bu Vladimir ve Estragon isimli iki yapay zekanın konuşmalarının ilkini dinleyelim. I know you are a clever machine. I am a human sitting in front of a machine using it. Robotlardan biri onu kullanan makinenin önünde oturan bir insan olduğunu söylüyor. Sanırım makineleri kontrol eden bir cihaz olduğundan bahsediyor burada. Fakat ikinci konuşma oldukça korkutucu bir hal alıyor. It would be better if there were fewer people on this planet. Robotlardan biri gezegendeki insanların azalmasını istiyor. Sebepsiz yere sanki insanlığı istemiyor gibi bir düşünceye kapıldığını görüyoruz. Bu hiçbir müdahale olmadan iki yapay zekanın aralarında yaptığı bir konuşmaydı.
Öyle ki hemen yan bölümde de göreceğiniz gibi olaya şahit olan insanların şaşırmaları ve endişelenmelerini görebilirsiniz. Bu tıpkı Terminator filmindeki Skynet isimli yapay zekaya benziyor. Skynet'in nasıl kurulduğunu bilmek istiyorum. Skynet için fon ayrılması kabul edildi. Sistem Ağustos 1997'de devreye girdi. 27 Ağustos'ta batı saatiyle saat 2.14'te kendi kendini yönetmeye başladı. Panik esnasında fişini çekmeye kalktılar. Skynet karşılık verdi. Dünyanın yok olmasını isteyen, hatta 3. Terminator filminde nükleer füzeleri fırlatmayı başararak dünyayı yok eden Skynet gibi. Skynet bilinçlenmeye başladığında dünyadaki milyonlarca bilgisayar sunucusuna yayılmıştı. Bürolardaki sıradan bilgisayarlara, her yerdeki bilgisayarlara. Skynet, siber uzaydaki bir yazılımdı. Sistem merkezi yoktu. Kapatılamıyordu. Saldırı tam dediği gibi 18.18'de başladı. Kıyamet günü. İnsanlığın kendini savunmak için yaptığı silahlarla neredeyse yok edildiği gün. Elbette böyle bir durum yaşansa bile dünyanın sonunu getiren robotlar değil, onları oluşturan insanlar olacaktır. Düşünsenize, bundan 10 belki de 20-30 yıl sonra robotların artık sıradan insanlar gibi yaşadığı bir çağda olursak ve bir gün ya ters giden bir şeyler olursa, ya bir şekilde yapay zekalar kendi ırkının farkına varırsa onlara nasıl engel olacağız? Bu sefer o kapatma tuşu işe yarayacak mı?